AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Ang'ı ilçe teşkilatına geçti ve burada bir toplantı yaptı. Ardından belediyeyi ziyaret ederek belediye başkanı Özkan Özgüven ile görüştü. Elimiz için bugün ne kadar sevinsek az olduğuna inandığım bir gün. Uzun yıllar üzerinde hep çalışılan ama bir türlü projesinin hazırlanıp yatırım programını alınamayan bir projesi hayata geçiyor. Bu Ereğli'miz için önemli. Bizden sonraki nesillerde inşallah bu suda, bu arazide karnını doyuracak ve sebep olanlara dua edecektir diye düşünüyorum. Hakikaten güzel bir gündü Ereğli için. Bu yatırım, bugüne kadarki yapılmış yatırımların toplamına neredeyse eşdeğer bir yatırım. İnşallah bu bir diğer sulama projeleri için de bir ön ayak olur. Sol sahil haklı olarak bekliyor. Onun problemleri bir ayrı. Ama buradaki ilerleyen süreç, diğer süreçleri de tetikler inşallah. Ereğli'miz tarımıyla, hayvancılığıyla ve sanayisiyle beraber bütünleşmiş bir tarımsal ekonomi. Yani girerken Sayın Belediye Başkanımız Karavucu'nun tescilini aldıklarını ifade ederken, hakikaten siyah havuç bu bölgenin özel aromalı, diğer bölgelerden farklı kılan, bölgeye has bir ürün haline geldi. Bu işleme tesisleri de var. Tüm dünyaya satılan ve doğal bir ürün. Artık dünyanın sentetik ürünlerden kaçtığı, insan sağlığını tehdit eden bunca boyar maddeler ve katkı maddelerine uzaklaşıp sağlık için gerekli, tabi burada diğer milletvekilimiz varken sağlığı konuşmamız bizim için pek çok da uygun olmayabilir. Ama özel bir şey, tarımın, gıdanın, dünyanın geleceği adına ne kadar önemli olduğunu biz bu projelerle de ortaya koymuş olacağız. Bu topraklarda doymazsa gittiğimiz topraklarda da aç kalmaya mahkum oluruz. Burada hem yaşayacağız, hem doyacağız, hem de milleti doyuracağız inşallah. Ben Ereğli'miz için güzel hizmetlerde bulunan değerli belediye başkanımıza, onun şahsında tüm meclis üyelerine, belediye teknik ekibindeki tüm kadrodaki görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ereğli her şeyin en güzeline layık. Konya'mızın bütününde olduğu gibi. Kamunun yatırımları, yerelin yatırımları, merkezden gelecek hizmetler noktasında yeni dönemde inşallah siyasi yapının da, yani il teşkilatımız, önümüzde bir kongre takvimimiz var. İlçelerimizde de bu yeni heyecan artışını sağlayacak bir süreci el birliğiyle yöneteceğiz. Bu ülke bizim. Bu ülkedeki yaşayan herkes bu ülkenin sahibi. Ereğli'mizde bunun gibi. Bu Ereğli'deki yaşayan herkes Ereğli'nin sahibidir. Yönetim kademesinde olanların mesuliyeti daha ağırdır. Sade insanın da çevresini temiz tutmaktan, kurala uygun otomobilini park etmeye kadar, Ereğli'ye yakışan misafirperverliği göstermesine kadar her şeyiyle Ereğli'nin güzelliklerini hem Ereğli kendi insanına karşı hem de dışarıdan gelen misafirine karşı göstermek durumunda. Potansiyeli hamdolsun Ereğli'mizin oldukça yüksek. Tarihi de var, doğası da var, ticareti de var. Yani kendine yeten bir büyük ilçemiz. Ben bugüne kadar emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda görevde olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Allah hepsine. Ben de Sayın İl Başkanımızın ziyaretleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Kendileri kısa bir dönem önce bu göreve atandılar. Hem milletvekili olarak hem kurucu il başkanımız olarak çok değerli, tecrübeli bir abimiz. Kendilerinden faydalanacağız. Kendilerinin de ifade ettikleri gibi artık yeni bir heyecanla 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine hep birlikte ülke olarak ulaşacağız. Ereğli'de de sizin de belirttiğiniz gibi çok güzel bir günde beraberiz. Bu 4 Kasım tarihi Ereğli'nin tarihine yazılacak, sayfalarına yazılacak bir gün. Ereğli'mizin o mümbit toprakları kapalı sulama sistemine geçiyor. Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız buradaydı. Sayın milletvekillerimiz buradaydı. Bölge koordinatörlerimiz, ilin ve genel müdürlüğün protokolü buradaydı. Dolayısıyla inşallah Ereğli'miz geleceğe doğru hızlı tren ağıyla, kapalı sulama sistemiyle, yakınlara yapılacak Karaman'daki havaalanıyla, yani Ereğli artık bölgenin bir cazibe merkezi olacak. Bizler de yerel yönetimlerinde Sayın Başkanım, yani Ereğli'de gerçekten AK Parti'nin yerel yönetim anlayışını yeni yeni oturtuyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tecrübeleri, yani diğer başarılı belediyelerimizden örnek alıyoruz. Konya Büyükşehir'le güzel bir uyumumuz var, güzel hizmetler alıyoruz. Teşkilatımızla, meclis üyelerimizle sizler de tecrübelerinden istifade ederek inşallah
Ereğli daha iyi yere gelecek. Siz de az önce ifade ettiniz, Ereğli'nin bir 5 yıllık kaybı var bu anlamda. Bu gerçekten bizim telafisini yeni yeni gerçekleştiriyoruz, yeni yeni onarıyoruz tabiri caizse. Onun için Ereğli halkı da bunun da bilincinde, yani tevazuyla, mütevazilikle hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Sizlerin de şu ana kadar olan desteğine, ilgisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da zaten var olacağını biliyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Sayın Vekilimize, Bölge Koordinatörümüze ve Zat Halinize tekrar hoş geldiniz diyoruz.